beni diğer kurumlardan müsteşarist olarak da hatırlayacaksınız. İstanbul'da yaşıyorum. 32 yaşındayım. Özel bir şirkette yöneticiyim. Aynı zamanda da program sahibiyim. Kölelerimi çok seviyorum. Onları sürekli sahiplenen bir insanım. Beni tanıyanlar bunu zaten çok net biliyorlar. Cezalandırılmak, bunu ceza olarak almamalı tabii. Bu bir ödüldür. Sahibesinin ona verdiği bir ödül sadece. Bunu bu şekilde hissetmiyorsa eğer zaten gerçek köle değildir. Şimdi bu aslında benim çok çok zevk aldığım çok özel bir konu. Köle eğilimi olmayan bir fetişe damla damla bunu zerk ederek, bunun zevkini yavaş yavaş hissetmesini sağlamak. Ama bunu yaparken onu korkutmadan, ürkütmeden çok yumuşak geçişlerle, belki çok soft yaklaşarak önce damla damla bunu zerk etmek ve onu iyi bir köle haline getirmek bu benim özel bir zevkimdir. Aslına bakarsan her ikisi de. Çünkü neden? Ben ayaklarını kölelerinden esirgeyen bir sahibi değilim. Bunu seansıma katılanlar çok çok iyi bilirler. Bundan çok büyük haz alırım. Ama acı çektirmek, onun acıyla inlemesini izlemek, merhamet dilenmesi, bu aslında beni çok daha fazla cezbeder. Onun için genelde deneyimli ve acıya dayanıklı köleleri daima tercih etmişimdir. Kölemin daima akıllı olmasını isterim. Yani sürekli emir alan köleden hoşlanmam ben. Her şey emir tipinde yapılmamalı. Benim bir bakışımdan ne istediğimi algılayabilmeli. Şimdi şu var, bu zor mu kolay mı, bunu kişilere bırakıyorum yorumunu. Ama ben özel mesaj atan insanlara, eğer uygun bulduysam tarzlarını ve ifadelerini, messenger adresini veririm. Her köleye mutlak surette zaman ayırırım, onunla konuşurum, psikolojisine inmeye çalışırım ve onu tanımaya çalışırım. Çünkü tanımam gerek, köle benim malımdır, her türlü bana aittir. Onun her şekilde, her şeyle bana ait olmasını isterim. Bunun için onu tanımak zorundayım tabii ki. Eğer ki tanıdıysam ve benim kriterlerime göre düzgün bir insan olduğuna her şeyden önce kanaat getirmişsem, o zaman seansımı kabul ediyorum. Psikolojik bilgisinin gerçekten çok iyi olması gerekiyor. İnsan psikolojisinden anlaması gerekiyor. Bir psikolog kadar olmasa da hemen hemen bir psikoloğa yakın oranda anlamak durumunda. Çünkü psikolojik baskı çok çok önemli. Sadece saf fiziksel acıdan bahsetmiyoruz burada. Kişinin zaafını bulup, yumuşak karnını bulup, oradan tutup, o şekilde ona acı vermek. Ama bunu yaparken de onun psikolojisine kalıcı zarar vermemek çok çok önemli diye düşünüyorum.